Bismillahirrahmanirrahim. İşaratül İ'caz hakkında çok şeyler söylendi, pek çok şeyler yazıldı. Binaenaleyh bu fakirin ilmi hüviyeti İşaratül İ'caz'ın ilmi derecesini ihataya ve anlatmaya kafi değildir. Fakirin yapacağı olsa olsa farklı bir pencereden bakarak görebildiklerini dile getirmekten başka bir şey değildir. Birçok tefsiri mutalaa etme imkanı bulmuş bir kardeşiniz olarak şunu söyleyebilirim ki, İşaratül İ'caz ne Zemahşeri'nin keşafı ne de demirden leblebi olan Kadı Nasiruddin'in Beydavisi değildir. Kısmen benzerlik arz etmiş olsa da Fahruddin Razi'nin Tefsiri Kebiri'nin bile icaz bakımından boy ölçüşemeyeceği bir eser değil, bilakis zernişan olan bir şaheserdir. Mazgalların üzerinde çömelmiş talebelerine zindandan kitap yazdıran İmam Seraksi'ye hayran olmamak mümkün değildir. Refah yerine zindanı tercih eden İmam-ı Azam olmak kolay değildir. Herkes İmam-ı Azam olamaz. İmam-ı Azam de orada dur. Zekalarıyla ve ezberleriyle öne çıkan ve imam olmayı sonuna kadar hak eden şahsiyetlerin çektikleri çileler de en az ilimleri kadar büyüktür. Büyüklerin çilesi de büyük olur. O çilekeşlerden birisi de Üstad Bediüzzaman Hazretleri'dir. Benim gibi rahle başında ders okuyanların Birinci Dünya Savaşı sıralarında at sırtında yaralı olarak İşaratül İ'cazı yazdıran Hazreti Üstad'ı onun ilmini ve çilesini anlaması ve anlatması mümkün değildir. 60-70 cilt olarak yazılması tasavvur edilen ancak Fatiha suresinden Bakara suresinin 33. ayeti kerimesine kadar yazılması Rabbul Alemin tarafından takdir edilen İşaratül İ'caz, bedi bir alimin eşsiz bir eseri olarak kütüphanelerin baş köşesinde bir serlevha olarak bulunmayı fazlasıyla hak eden muhteşem bir tefsirdir. Bu tefsiri muhteşem yapan sebeplerin başında gelen şey ise söylenmemiş olan şeylerin söylenmesi ve o söylenen şeylerin de sadece bir cümle veya bir kelimeden çıkarılmış olmasıdır. Sözlerimin onlarca şahidinden sadece birisi وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ayeti kerimesindeki مِنْ قَبْلِكَ nazm-ı celilidir. Kıyamete kadar düşünsem, tahayyül edemeyeceğim manaları tasavvur eden, bir kelimeden altı değişik manayı çıkaran ve o çıkardığı manaları da akaidde delil olarak önümüze koyan bir müfessir, Bediüzzaman ismini hak ettiği gibi, o işaretleri sinesinde sır yapan bu tefsir de isminin müsemması olmayı ziyadesiyle hak eden bir tefsirdir. Üç boyutlu resmi görmek kolay değildir. Besmele'yi tefsir ederken Rahman ve Rahim kelimelerinin izahı sadedinde belagattaki tedelli sanatının farklı yansımasını ortaya çıkaran üç boyutlu portre gibidir İşaratül İ'caz. Ruhsuz bedenin adı cesettir. Lafız mana ile izdivac etmezse kelam olmaz. İncisi olmayan sadef kabuktur. İnsanı kul yapan ruh ve beden gibidir İşaratül İ'caz. Lafız ile mananın izdivacı sebebiyle sadefin karnında tevellüt eden inci gibidir İşaratül İ'caz. Allah yolunda yürüdüğünü zannedenler ile
şeriat yolunda şerefiyle sürünenlerin mürekkeplerinden dökülen şehadet kanı gibidir işaratül i'caz. Din, hayatın hayatı, hem nuru hem esası, ihyayı din ile olur şu milletin ihyası, düsturunun aydınlattığı yolda bir ahteri kebirdir işaratül i'caz. Vesselam.